göndermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Malum COVID-19 salgınıyla mücadele ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımızdan maskelerini burunlarını kapatacak şekilde takılı bulundurmaları konusunda önemli rica ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa Kaymakamımız Sayın Harun Kaya'ya davetimi arz ederim. Saygıdeğer milletvekilim, çok değerli başsavcım, değerli belediye başkanlarımız, çok kıymetli il müdürlerimiz, siyasi partilerimizin çok değerli yöneticileri, belediye başkan yardımcılarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, kıymetli Süleyman Paşalılar, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, yöneticilerimiz, anne babalar, veliler, Süleyman Paşalı kardeşlerim ve çok kıymetli öğrenciler, gönül bahçemizin mis kokulu gülleri, yavrularımız, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Kıymetli basın mensuplarımızı da bu arada unutmayalım inşallah. Bugün esasen çok mutluyuz. Mutluyuz bu tesisin ilçemize kazandırılıyor olması. Bizim için çok önemli, Süleyman Paşa için çok önemli. Ama bu tesislerin de, bütün tesislerin de sahibi olan aziz milletimize hizmet konusunda mücadelenin en büyük örneklerinden birinin verildiği gün olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün müjdesini verdiği enerji politikalarının en büyüklerinden birinin gerçekleştirildiği gün olması dolayısıyla mutluyuz. İbni Haldun diyor ki coğrafya kaderdir ve yine söyleniyor ki idare etmek harcamaktır. Eğer harcayacak gücünüz yoksa, o kudrete sahip değilseniz, hele hele son zamanlarda özellikle düşünürlerin üzerinde mutabakatla söylediği şey, enerjiye hükmetmiyorsanız, geleceğin gücü olana hükmetmiyorsanız yönetemezsiniz. Bu bakımdan hem bugünün hem geleceğin enerjisine yön verecek, onu takip edecek, ona sınır çizecek bir politika güdülen bugün bizim için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o tesisin kurulmasından hizmete giren ana kadar mücadele edecek tüm yiğitlere selam olsun. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tesisle ilgili olmak üzere de iki konu hemen aklımıza geliyor. Bir tanesi şu, değerli başkan da Sayın Ahmet Aygün Beyefendi de söylediler. Vefa konusu. Belediye başkanımızın gösterdiği vefa çok önemli. Hizmet edene marifetin iltifata tabi olduğunu ispat edene helal olsun. Bu çok önemli. Ama aynı zamanda bunu o ilin, o ilçenin, o beldenin, o yörenin nereyse insanları için, gençleri için, geleceği için ve onu gerçekten hak eden aziz milletimiz için yapıyor olması dolayısıyla değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım elinize sağlık, emeğinize sağlık, ekibinizin, çalışanlarınızın eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ilçe kaymakamı olarak gençlerimizin bir sürü tuzakla, bir sürü bağımlılıkla karşı karşıya olduğu bugün hem madde hem davranış bağımlılığı bakımından değerlendirildiğinde özellikle davranış bağımlılığından uzak kalmasını sağlayacak bu adımın atılmasının çok önemli olduğunu değerlendiriyor ve onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza bir sözüm var. Ne olur, çok sıkıntılı, çok problemli bir dönemdeyiz. Şu sayıların artmaması konusunda özellikle maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Sadece bizim uymamız da yetmiyor. Karşımızda bununla ilgili muhatap olduğumuz insanlara kırmadan, üzmeden, incitmeden
maske, mesafe ve hijyen konusunu tekrar tekrar hatırlatalım. Süreyi uzatıp virüse fırsat tanımayalım diyor. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu yarınlar temenni ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Konuşmalarından ötürü Süleyman Paşa Kaymakamımız Sayın Harun Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Mustafa ile davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Başsavcım, çok değerli Süleyman Paşa Belediye Başkanım, çok değerli 2004-2009 dönemi Tekirdağ Belediye Başkanımız, çok değerli Rektör Vekilim, çok değerli partilerimizin il ve ilçe başkanları, çok değerli Hayrabolu Belediye Başkanım, çok değerli muhtarlarımız, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, basınımızın mümtaz temsilcileri, canımdan aziz bildiğim Tekirdağlı hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir Ağustos günü akşam üzerinde yüreklerimizi açan, gerçekten gönüllerimize ayrıca mutluluk veren güzel bir tesisteyiz. Ağustos ayları biz Türkler için gerçekten her zaman için büyük bir anlam ifade etmiştir. Bundan tam 949 yıl önce Anadolu'yu bize vatan yapan Sultan Alparslan eminim ki çok rahat uyuyordur. Çünkü torunları emin ellerde yönetilmekte. Çünkü bugün geleceğe matuf adımlar atmak isteyen, muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı bize hedef gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu göstermiş olduğu hedefe emin adımlarla yürüyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ve bu ülkede Allah'a şükürler olsun ki dava insanları var ve gönül insanları var. İşte ülkemizde her gün ayrı bir müjdeyle uyanıyoruz. 86 yıllık esaretinden uyandırılan, kurtarılan bir Ayasofya Camii'nin tekrardan ibadete açılmasının milletimiz tarafından ne kadar büyük bir müjdeyle karşılandığını yakın tarihimizde yaşadık. Ve bugün de yine Sayın Cumhurbaşkanımız büyük insan ne yaptı geldi bu millete müjde vereceğim dedi ve hepimizin geleceğinin teminatı olacak 320 milyar metreküplük doğalgazın bugün müjdesini verdi. Bu müjde gerçekten bugün burada bu spor sahalarında spor yapacak olan gençlerimizin de onların çocuklarının da torunlarının da geleceği olacak ve bizim ülkemizin çok daha müreffeh, kalkınan bir ülke konusunda emin adımlarla yoluna devam etmesi konusunda da bizim garantimiz olacaktır. Durmadan yürümek bizim şiarımızdır. O nedenle durmak yok, yola devam denilerek bütün partiye gönül vermiş insanlarla beraber biz 83 milyona değil sadece bizden büyük yatırımlar, destekler bekleyen bütün mazlum milletlerin coğrafyasına gönül sesimizi ulaştırarak durmadan yolumuza devam eden ve bu anlamda da inşallah geleceğe matuf emin adımlarla yolunda yürüyen büyük bir milletiz. Türkiye'de bunlar olurken peki Tekirdağ'ımızda bize durmak yaraşır mıydı? Asla ve katta. Gönül belediyeciliğinin, hizmet belediyeciliğinin sözünü vermiş olan ve benim tabirimle atom karınca gibi yerinde duramayan Cüneyt Yüksel Başkanımız ve onun belediye meclis üyeleriyle beraber 200 bin üzerinde vatandaşımızın, hemşehrimizin yaşadığı Tekirdağ'da bizim gerçekten gururumuz olan yatırımlar yapmaya devam ediyor. Biraz önce kendisi yatırımları sayarken yoruldu. Bizler de yorulduk, hakikaten dinlerken yorulduk. Ben bir kez daha Sayın Cüneyt Yüksel Başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize koskoca bir alkış rica ediyorum. Çünkü marifet gerçekten iltifata tabi, ne yapmak istediğini bilen, bu milletin, aziz milletin bizden ne istediğinin farkında olan ve sadece heykel belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği konusunda da emin adımlarla Tekirdağ'ı ileriye götüren bir belediye başkanımız var. Gönül belediyeciliği yapılan başkanımız var. Ama bunu aynı şekilde Hayrabolu'da da görüyoruz. Çok şükür Kapaklı'da da görüyoruz. Bizim iddiamız o ki Türkiye'nin tamamında bugüne kadar bu işi en iyi şekilde yapmış olan AK Parti belediyeciliğinin artık çok şükür ki Süleyman Paşa'da izlerini görmek bizi derinden memnun etmekte, ziyadesiyle geleceğe güvenle bakmamıza neden olmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde pek çok açılışta yine beraber olacağız. Bugün burada biraz önce Sayın Kaymakamımızın da belirtmiş olduğu gibi çağımızın hastalığı olan
çeşitli bağımlılıklara yakalanma riski olan gençlerimizin hem sosyal medyadan hem uyuşturucudan ve daha pek çok zararlı alışkanlıktan vazgeçebilmesi için sadece sözle değil, hizmetle neler yapılabileceğini gösterdiği için ben tekrardan Süheyhanpaşa Belediye'mize ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bundan önceki tüm belediye başkanlarımıza, sayın vekillerimize, bu toprakların bize vatan olmasını sağlayan bütün büyüklerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biraz önce tabii ki Ahmet Aygün başkanımızı dinledik. Gerçekten 2004-2009 yıllarında onun neler yaptığına en yakın şahit olan kardeşlerinizden birisiyim. Burada 2005 yılından 2015 yılına kadar Özel İdare Genel Sekreterliği görevinde bulunduğunda yapmış olduğu pek çok hizmeti söz verdiğimiz gibi mesajlarıyla bütün meydanları süsleyerek, gerçekten de söz verdiği tüm konuları yerine getirerek yaparsa AK Parti yapar zihniyetini Tekirdağ'ımızda bize hissettirdiği için ayrıca teşekkür ediyor. Ve bu tesisimizin tüm Tekirdağ'ımıza, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yel'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Sayın Milletvekilim, sizleri beraberinizde tesisimize adı verilen Tekirdağ Belediyesi eski başkanlarımızdan Sayın Ahmet Aygün'ü ve beraberinizde Sayın Protokol mensuplarımızı kordela kesimi ve açılışı gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Biraz geniş çalışsak. Sen abi öldürdün bizi be. Oğlum arkamda durma o zaman. Arkamda durma. Arkama mı bakayım? Sayın abi. Bakasyon abi. Evet. Çekici açıyor abi. Bismillah. Ya Allah korusun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahkemesi seçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Açıldı. Makas kesmez diyoruz ya abi. Ters taraftan çekiyor. Genç sporcularımızı sahalarındaki yerlerine davet ediyor ve çalışmalarına başarılar diliyoruz.